Abi şöyle gel azıcık bu tarafa be. Hoş geldin, sabah geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Can baş üstüne ya. O itiraz mı ya? Gel şöyle çık biraz. Ya yeni kalktım ben ya. Alışkın değerim olman ya. İskender Gündüz 40 yıllık dağ yaşamının 30 yılını mağarada, 10 yılını da kendi yaptığı kovukta geçirdi. Şehir ve köyde yaşamayı reddeden Gündüz neden bu hayatı seçtiğini sır gibi saklıyordu. Adım İskender Gündüz. Kaç yaşındasın? 70'i geçerim ben. Varmışsın o kadar? Var. Maşallah. Ben hep dağdayım ya. 40 seneden beri dağdayım. Tabiat kişiyi biyolojik bakımdan yoğurur. Madem ki tabiata uyduk, tabiatta kalıyorum ben. Zor olmuyor ya. Niye zor olsun? Alıştık. Kış da böyle, yaz da böyle. Düşünecek durum yok. Peki seni bunalıma iten sebepler? Bunalım yok ya. Tabiatta bunalım olmaz. İmkan yok. Bunu ben kurdum. Burayı ben yaptım bunu. Bunu çalışarak sen yaptın. Yukarıda yer altı vardı. Maden ocağı. 200 metre derinlikte kalırdım ben. Bu 500-600 metre ileride. Çöktü, kapandı orası. Orada kaldım 30 seneye yakın. Yer altı adamı bunaltır. Dışarıya benzemez. Buraya kendim kurdum. Burası da alıştırdı ben kendisine yani. Başka bir şey yok. Halil Burunsuzoğlu yaşadığı Mecidiye köyünden İskender Gündüz'ü sık sık ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyordu. Geceleri soğuk oluyor mu? Olmuyor da. Kar, kış? Karla da soğuk olmuyor. İskender Gündüz'ün hikayesi gizemini koruyor. Geçmişiyle ilgili hiçbir bilgi vermeyen Gündüz için çevrede yaşayan köylüler değişik rivayetlerde bulunuyor. Gündüz'ün İzmir Karşıyaka Koleji'nden mezun olduğunu, üniversitede İngilizce ve Fransızca bölümünü bitirdiğini ve 3 dili birden konuştuğunu ileri sürüyorlar. Ne yapalım Mustafa abi? Kader. Bize denk geldi. Ben yok İskender abi. Hatırladın mı sen bizi? Hatırlamaz mı ya? Geldiğiniz ya oraya ya. Neydi adı? Adı Mustafa. Hayır. Ömer'e gel. Ömer. Tamam. 40 yıl mağarada yaşayan İskender Gündüz nihayet kendisi için Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan barakaya taşındı. Gündüz'ün yeni barakasında su tesisatı, çekyat ve ocak bulunuyor. Nasıl keyifler? Hamdolsun. Yeni yerine geldin. Öbür taraf iyiydi. 10 sene kaldık. Köçülmeyelim yani. 10 sene kaldığımız yer de iyiydi yani. Sağ olun. Ondan önce bu şeydeydim ben. İleride maden ocağımda. Orada kaç yıl kaldın? Orada çok da 30 seneyi geçer ben. Bunları yak, ocakta yak. Çok yakışıklı oldun maşallah. Gözlüklere taksana İskender abi. Gözlüklere taksana ya. Bakalım İskender abi. Bak bakalım ağa ya. Öyle değil mi? Maşallah. Maşallah ağa ya. Kış o zaman daha iyi geçtik. Burada şömine de var. Nasip. Nasip dinler olmaz. Nasip. Kendisine her konuda yardımcı olan Halil Burunsuzoğlu'nun getirdiği radyoyla gününü şarkı ve türkü dinleyerek geçiren Gündüz, yeni barınağının eskisinden daha iyi olduğunu söylüyor. İskender abi bu kulübeyi 5-6 ay oldu yapalı. En son ne zaman banyo yaptın diye sorduğumuzda hatırlamıyor, 10 yıl falan oldu diyordu. O da böyle dağda köy çeşmesinde. Biz de ona yazın dedik ki seni kaplıcıya götürelim. Tamam Halil abi dedi, olur dedi. 80 derece su iyi gelir bana dedi, kemiklerime dedi. Neyse her şeyi ayarladık, oteli, termali. Şimdi geldik, şimdi gitmeyeceğim diyor. Eylül ayına girdik diyor, hasta olurum diyor. Ya o da haklı kendi bakımına. Ya kendi vücut sağlığını düşünüyor. Biz de onu düşündük ama yeni kıyafetler aldı dedik. Aldık da getirdik, verdik üstüne, tıraş da yaptıracaktık. Belbere de ayarladık, her şeyi ayarladık ama istemedi, olmadı, nasip değilmiş. Artık seneye, yaza. Yok abi.